Evet arkadaşlar, hız limitleyici nedir, niçin kullanılır ve nasıl kullanılır isimli videomuza hoş geldiniz. Şimdi aracımızda hız limitleyici ile ilgili bir uygulama yapacağız. Mesela hız limitleyici neden kullanırsınız? Hız limitleyici genelde şunun için kullanılır. Diyelim ki bir yol var ve o yolda çok sıkı trafik denetlemeleri var. Atıyorum 80 km'yi geçtiğiniz zaman ceza yazıyorlar size. Siz de kendinizi çok güvenemiyorsunuz. Ya ben dalgınlık olur, unuturum, 80 km'yi geçerim gibi bir durumunuz varsa, kendinizden çok emin olamıyorsanız, hız limitleyici tam size göre bir şey. Nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar, hız limitleyicimiz direksiyonun hemen sol tarafında yer alan şu kol vasıtasıyla oluyor. Bu hem sinyal kolu hem de hız limitleyici. Bakın şurada limit yazıyor. Sabitleyici olunca burada bir ok işareti oluyordu. Hız limitleyiciyi kullanmamızı sağlayan kol bu. Şurada on-off anahtarı var. Gördüğünüz gibi cancel, on-off. Cancel'la devreden çıkarmayı sağlayabiliyorsunuz. Kapatmadan. Off'a gittiği zaman tamamen kapanmış oluyor. Buradaki set ve reset tuşlarından da, artı ve eksi tuşlarından da limitinizi ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz değere getirebiliyorsunuz. Size gösterdiğim şu kol vasıtasıyla önce hız limitleyiciyi açıyoruz. Açtığımız zaman aşağıda lim yazan o gösterge işaretini görüyorsunuz. Artıya bir kere tıkladığınız zaman değerinizi oluşturuyorsunuz. Bunda hız sabitleyici gibi durum söz konusu değil. Yani sizin yerinize gaza basmıyor. Siz sadece mesela şu an 70'te var. 70 var. Şöyle göstereyim. Ve şu anda da 70'te gidiyor. Çünkü son değerden yapıyor. Bakın ben gazı, ayağımı köklüyorum. Ne kadar köklersem kökleyeyim, araç 70'i geçmiyor. Gördüğünüz gibi. Ama değerimi arttırabilirim. Bu bana kalmış. Artı ve eksiği kullanaraktan mesela 80'e getirdim. Maksimum burada 80'le gitmeme izin veriyor trafik. Ben de ne yapıyorum? Aracı 80'e ayarlıyorum. Ve bu sayede de şöyle bir kere eksiye basınca kendini kaybetti tabii. 80'e ayarlıyorum. 80'e ayarlayınca ne oluyor? Trafik böylelikle aracım 80 km hızla sabit gidiyor. Ben ne kadar gazı köklersem kökleyeyim, 80 km'yi araç geçmiyor. Hız limitleyicinin bu konuda insanlara özellikle çok büyük faydası var. Genelde kendinizden çok emin olamadığınız, dalgın olduğunuz zamanlarda trafikte başınızın derde girmesini engelleyen, ceza yemenizi engelleyen çok önemli bir özellik. Çok kullanılıyor mu? Çok kullanılmıyor ama kullanılmasına fayda var mı? Dediğim gibi bir insansanız, eğer dediğim gibi kendinize çok emin olamıyorsanız, hız limitleyici sizin işinize yarar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Yakıt tüketime çok fazla bir desteği yoktur ama şöyle olabilir. Hani hızınızı sabitlediğiniz zaman gördüğünüz gibi araç, ben ayağımı istediğim kadar gaza basayım, hiçbir şekilde motora yakıt göndermiyor. Yakıt tüketiminde belli bir noktada sabit kalıyor. Faydalı bir özellik. Eğer hız sabitleyiciniz yoksa, hız limitleyiciyi de özellikle uzun yolda belli bir hızı sabitleyip belli bir miktar yakıt tasarrufu sağlamanıza yardımcı olabilir. Şimdilik de videomuzdan bu kadar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.